Herkese merhaba, Tolga Özbek ben. Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten çok büyük bir sürpriz yaptı. Fransa ile çok çok önemli 19,2 milyar euroluk bir anlaşma yaptı. 80 adet Rafale tipi savaş uçağı satın alıyor. Ve bu adımda aslında biraz Amerika'ya karşı da bir el yükseltmek anlamında. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri uzun süredir F-35 almak üzere temaslardaydı. Hatta uzun yıllar diplomatik temasının olmadığı İsrail ile kapıları tekrar açtılar. El sıkıştılar ama F-35 konusu şu anlık olmadı. Biden döneminde de pek olacak gibi gözükmüyor. Peki Birleşik Arap Emirlikleri rotayı nasıl Fransa'ya Rafale'a çevirdi? Bu F-35 konusundaki gelişmeler neler? Bir taraftan da olayın malum bir sürü dedikodu ortaya atıldı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile tekrar artık aramız iyi, 10 milyar dolarlık fon geliyor Türkiye. Hatta Aselsan satılacak. İsterseniz videonun da son bölümünde biraz Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri krizinin nasıl çözüldüğüne ve neler yaşanıyor bunlara bakacağız. Videomuz biraz uluslararası ilişkiler girişi gibi olacak ama bunları anlatmadan da silah alımlarını, uçak alımlarını veya ihracatı özellikle Türkiye açısından savunma ihracatını anlamak biraz zor. Öncelikli olarak biraz uluslararası ilişkilere bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'in en önemli ülkelerinden bir tanesi ama tabii ki Körfez'in büyük abisi diyelim Suudi Arabistan. Hem güç olarak hem parasal olarak bölgenin hakimi ama bir taraftan bakınca da küçük kardeşi Birleşik Arap Emirlikleri'nin farklı bir rolü var. Bundan yaklaşık 40 yıl önce bu Körfez bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri kendini çok farklı bir yere doğru konumladı. Birleşik Arap Emirlikleri birden çok emirliğin bir araya gelerek oluşturdukları bir ülke. Burada da Dubai ki küçük bir kentken Dubai çok çok önemli bir aktarma merkezi ve bir liman haline getirildi. Aslında bu sistemin ana yapısı uzun yıllar bölgede bulunan İngiltere tarafından çizildi. Çok ciddi danışmanlık alındı. Bunun her aşaması vardı. İyi bir liman, daha sonra büyük bir havalimanı, iyi bir havayolu taşıyıcılığıyla birlikte lojistik olarak Dubai çok önemli bir hale geldi. Önemli bir hale geldiğiniz zaman, güçlü olduğunuz zaman finans da geliyor, para da gelmeye başlıyor. Ve uzun yıllar Uzak Doğu bölgesinden oralara hakim olan Singapur'un finans yapısı yavaş yavaş Dubai'ye kaydırılmaya başlandı. Singapur'da daha çok Uzak Doğu ve bu Asya Pasifik denilen noktaya odaklandı. Oradaki gelişmeler ve finans, bankacılık buralarda oluşmuş olmaya başladı. Finans nasıl geliyor? Dediğim gibi bir, lojistik olarak iyi olacaksınız. Mal aktarımı olacak, liman olacak. İki, havayolu olarak güçlü olacaksınız, altyapı sunacaksınız. Bunların arkasından finans kurallarınız uygun olacak. Mesela yabancılardan çok büyük oranda bir vergi alınmıyor Avrupa ile Amerika ile karşılaştırdığımız zaman Dubai'de. Bunu ortaya koyacaksınız ve bir istikrar düzeni kurduktan sonra bir finans merkezi haline gelmeye başlıyorsunuz. Tabii Dubai ticari bir başkent. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde Dubai'nin petrol geliri yok denecek kadar az. O petrol, o zengin petrol yatakları Dubai'ye yaklaşık işte nerede bulunduğunuza bağlı 80-90 kilometre ilerideki başkent Abu Dhabi'de. Dubai daha serbest bir şehir. İşte gidiyorsunuz diyelim ki 5 yıldızlı otellerde, tam burası bir İslam ülkesi ama alkol var. İnsanlar gayet rahat giyinebiliyorlar. Birçok şirketin Orta Doğu'da ana merkezi Dubai'de ve Dubai'de bir bakıma İşte gece eğlence yaşantısı veya işte diğer faktörler açısından daha açık bir şehir. Bunun da avantajını turizme çevirmiş durumda. Fakat videonun da başında belirttiğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük abisi Suudi Arabistan. Suudi Arabistan ne derse yapıyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın çok ciddi miktarda parası Dubai'de. Hatta hatırlayacaksınız birkaç yıl evvel Orta Doğu'da böyle bir
bir ayrılma olmuştu. İşte Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte Yemen'e bir operasyon yaparken Katar'ı bir ezme politikası üzerine böyle bir konumlandırmışlardı. Katar bu arada kendine müttefik çekmek için Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirdi. Bunun yanı sıra da hatırlayacaksınız olayın savunma ve havacılık kısmı Amerika'ya F-15, Fransa'ya Rafale, Avrupa yani İngiltere, Almanya ortaklığında da Eurofighter satın alarak kendine böyle yeni bir farklı müttefikler alarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı durmuştu. Evet. Sonrasında işte bu ilişkiler tekrar yumuşadı. Aradaki buzlar eritilmeye başladı. Zaten Orta Doğu'da yepyeni rüzgarlar esmeye başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri dediğim gibi Suudi Arabistan dediğini çok iyi dinliyor. Çünkü büyük bir para kaynağı buraya geliyor. Burada finans üzerinden dönüyor. Bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri Dubai üzerinden örneğin İran'ın, Pakistan'ın da çok ciddi paraları buraya geliyor. Ve uluslararası çevrime giriyor. Bu açıdan da çok çok önemli bir nokta. Ve uluslararası ilişkiler açısından da Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte batıyla, doğuyla, kuzeyle, güneyle çok çok iyi ilişkilerin olması durumunda. Orta Doğu'daki gelişmelerden bir tanesi de hatırlayacaksınız. İsrail diplomatik olarak hiçbir Orta Doğu ülkesi tarafından kabul edilmiyordu. Bunlarla ilgili tabiri caizse barış çubuğu yakıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey ziyaretler oldu İsrail'e. İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi ve böyle bir kapılar açıldı. Hatta aralarında savunma konusundaki işbirlikleri ön plana çıktı. Bu yumuşamayla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri bir adım attı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, ayrıca MQ-9B tipi insansız hava araçlarıyla çok gelişmiş yeni nesil bomba ve mühimmat talebinde bulundu. Ancak bu talep Biden yönetimi başlayınca yani başkanlık demokratlara geçtiği zaman durduruldu. Bunun nedenlerinin başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'le olan yakınlaşması özellikle birinci madde olarak konuldu. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Çin'in gizli bir deniz üssü inşa ettiği iddiasını Amerika Birleşik Devletleri ortaya attı. Bir de biliyorsunuz cep telefonunda 5G teknolojisine geçiliyor. Bu 5G'de de Çinli Huawei ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir işbirliği olduğu ifade edildi ve bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri F-35 satışını geçici olarak durdurdu. Tabi işin arka planında İsrail'in bölgede başka bir ülkede F-35 istememesi de etkili olduğu ifade ediliyor. Kuşkusuz tabi Türkiye için bir parantez açmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri S-400 hava savunma sistemi alınması nedeniyle Türkiye'nin F-35'ten çıkartıldığını ifade ediyordu. Tabi bu konuda dediğim gibi İsrail'in bölgede tek F-35 sahibi ülke olmak istemesi de önemli bir etken diye burada da bir İsrail'le ilgili bir lobinin de parmağının olduğunu bence ifade edip eklemekte fayda var. Bu gelişmeler yaşanırken Birleşik Arap Emirlikleri adeta el yükseltti Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ve Fransız Cumhurbaşkanı'nın Dubai ziyareti sırasında şu anda bir expo fuarı yapılıyor. Expo fuarında tam 19.2 milyar dolarlık Rafale alımına imza atıldı. Rafale uzun yıllar yüksek fiyatı nedeniyle ihraç edilememişti çünkü tek kullanıcısı Fransız Hava Kuvvetleri ve Fransız Donanma Havacılığı'ydı. Fransız imalatçı Dassault'un gerçekten çok iyi tasarladığı, aerodinamik olarak çok iyi bir savaş uçağı, 4.5. nesil olarak adlandırılıyor. Çift motor, kanat olarak adlandırılan o ufacık bir kanat var bunun hemen arkasında. Ana yapısı delta kanat üzerinden gidiyor. Fly-by-wire olarak adlandırılan kablolu uçuş sistemiyle uçuyor. Gerçekten işte ISR radarı, atış sistemleri, yeni bu F-4 olarak adlandırılan versiyonunda pilotun kaskına monteli, işte baktığı yeri vurabilen sistemler, yeni elektronik karşı tedbirleri gibi gibi çok fazla üst üste arka arkaya yazdığınız zaman gerçekten çok çok iyi bir uçak. Tabii bu Rafale'ın bir başka önemli özelliği de gelişmiş mühimmatları, çok uzun menzilli Meteor hava hava füzesi var. Scalp olarak adlandırılan Fransızların seyir füzeleri var ki yeni nesil diğer bomba ve mühimmatlarla Rafale'ın özellikle hava yer versiyonundaki etkisi giderek arttırılıyor ama donanma versiyonu uçak gemilerinden kalkabiliyor. Hava hava ve hem hava yer görevlerinde çok rollü olarak kullanılabilen iyi bir uçak Rafale.
Bu maliyetler düştükçe üretiminin ardından Rafale yavaş yavaş ihracat başarısı da yakalamaya başladı. İlk dış müşterisi Mısır oldu. Mısır önce 30 adetlik bir sipariş verdi. Bunu 24 adet ikinci sipariş izledi. Şu an 54 adet uçak envanterinde. Arkasından Katar geldi. Katar Hava Kuvvetleri'ni biliyorsunuz Rafale'lara geçtiğimiz aylarda Anadolu Kartalı tatbikatı için Konya'ya gelmişti. Konya'da da bu uçakları görmüştük. Önce Katar 24 adet sipariş verdi. 12 adet daha bunun ek siparişi izleyecek. Katar'dan sonra Hindistan anlaşma yaptı. Hindistan da 36 adet Rafale siparişi verdi. Bunun 20 civarında miktarını teslim etti Dassault şu ana kadar. Ve gerçekten Rafale'da Hindistan açısından önemli bir artı oldu. Hindistan'a daha sonra Yunanistan izledi. Yunanistan önce 18 adet uçak siparişi verdi. Bunun 12'si ikinci el. Yani Fransa'da bir taraftan Hava Kuvvetleri elindeki uçakları, daha yaşlı uçakları biraz toparlayarak, modernize ederek ikinci el satışı yapıyor. Bunun yerine Dassault'dan yeni uçaklar alarak envanterine katıyor. Böylelikle daha modern uçaklar hem de yaş ortalaması uçaklarının düşürmüş oluyor. Fransa'nın Yunanistan'da yaptığı bu 18 adetlik satışı 6 adetlik ikinci parti izledi. Yani toplam 24 adet uçak olacak. Hırvatistan'da daha önceden Birleşik Arap Emirlikleri'nden önce de 12 adet ikinci el savaş uçağı alıyor. Yani Mısır, Katar, Hindistan, Yunanistan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Fransa bu uçakları 6 ülkeye ihraç etmiş oldu. Bu da gerçekten çok çok önemli bir rakam. Rafale dediğim gibi gelişmiş bir uçak, iyi bir uçak. Birleşik Arap Emirlikleri bu uçakları filosunda uzun yıllardır kullandığı Mirage 2000'leri değiştirmek üzere oluyor. Yani bir Fransız uçağının üzerine işte pilotları, teknik ekipleri buna göre eğitilmiş. Bakım altyapısı var, simülatör altyapıları var. Fransız sistemini tanıyorlar. Bunun üzerine gelecek Rafale'la birlikte mantıklı bir çözüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir de elinde F-16 Block 60'lar var. Blok 60 Birleşik Arap Emirlikleri için özel üretilmiş bir F-16 türü. Adeta işte birçok atış sistemi, radar sistemiyle F-15E'ye çok benzeyen, hava yer görevleri için özel sistemlere sahip bir F-16. Bu F-16 için de pilotlar yıllar önce Türkiye'ye gelmiş, Türk Hava Kuvvetleri'ne öncel filoda F-16 intibaklarını tamamlamışlardı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri de gelecekte bu F-16'ların yerine F-35 planlıyordu ama şu anlık bu proje açıkçası pek olmayacak gibi durumda. Bakalım Çin'le olan ilişkilerini ne hale getirirler, ne yaparlar veya Amerika Çin'le bir barış çubuğu içerse bu iş olabilir diye düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri de biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye ilişkileri gayet nane molluydu. Bir yandan bir ticaret var arada, savunma konusunda işte Roketsan'ın, FNSS'in yaptığı çok ciddi ihracatlar var buraya. Ama diğer yandan işte Libya'da karşımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıktı. Hatta Vatde üstünde de bir kriz yaşandı. Olayın arka planı şu şekilde iddia olarak ortaya atıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Libya'nın ulusal mutabakat hükümeti biliyorsunuz o dönemde Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet yapısı ve yönetimi Libya'da. Ve Türkiye'den bir yardım istemesi üzerine Türkiye bir savunma işbirliği yaparak onlara işte eğitim düzeyinde bazı TB2'lerin satışı gibi böyle bir destek verdi. Ve karşı tarafta da bu darbeci Hafter güçleri. Hafter de Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Ve bölgede çok yüksek rütbeli Birleşik Arap Emirlikleri askerlerini taşıyan bir araç TB2'ler tarafından vuruluyor. Ve bu durum Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bayağı böyle bir şokla karşılaşıyor. Sonrasında Türkiye'nin desteklediği güçler biliyorsunuz Vatdiye hava üssünü ele geçirmişti. Hatta Vatdiye üssünde bir Türk unsurları bir hava savunma sistemi kurmuştu halkın. Bu arada Libya'da da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mirage 2000 uçakları var. Onlar kalkıyorlar radara görünmeden epey bir giriyorlar Libya hava sahasına ve attıkları mühimmatlarla uzun menzilli işte muhtemel Scalp füzesi veya başka bir füze bilmiyorum. Oradaki hava savunma sistemimizi bizi vurdular. Ve orada artık hani böyle ilişkilerin en sıkıntılı günleri yaşanmaya başladı. Hatta işte Ankara 15 Temmuz darbe girişiminin sponsorları arasında Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ifade etti. Neyse zaman geçti. Barış çubukları içindi. Hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar dolarlık bir fonu Türkiye'ye getireceğini ifade etti. Ve Aselsan'ı alıyor mu dedikoduları da ortaya çıkmış oldu. Yani öncelikle şu Aselsan meselesini sormak istersen geçtiğimiz hafta sonu Antalya'daki Savunma Sanayi İhracatçıların Birliği'nin
toplantısındaydık. Burada gerek Savunma Sanayi Başkanlığı'na, gerek sektör yetkililerine bunu sorduğumuz zaman böyle bir şeyin olmadığını, bunu yalanladılar. Sonuçta Aselsan kamuya açık, halka arz edilmiş hisseleri borsada işlem gören bir şirket. Ve bu şirketin herhangi bir alım görüşmesi öncesinde bile bu açıklamayı yapmak durumunda, böyle bir şey yok. Bir de Aselsan'ın tabii diğer savunma şirketlerimiz gibi çok stratejik bir önemi var. Bu stratejik önem nedeniyle hani gidelim hani krizde zaten biraz fakirleştik, dolarda euroda fırladı hemen bunu satalım değil. Bu konuyla ilgili böyle bir hani gidelim bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne satalım. Çok stratejik bir karar. O yüzden ve stratejik bir şirket. Bu yüzden bunun, bu yaklaşımın doğru olmadığını ben ifade etmek isterim. Ama hafta başı itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri unsurları, askeri yetkililer, savunma sanayi yetkilileri özellikle Ankara'dalar. Milli Savunma Bakanlığı'yla, Savunma Sanayi Başkanlığı'yla çok detaylı toplantılar pazartesinden itibaren başlamış durumda. Ben ilerleyen zaman içerisinde Türkiye'den bazı konularda ihracat haberleri geleceğine eminim. İşte insan savar aracı mı olur, döner kanat sistemleri mi olur, mühimmatlar mı olur, deniz sistemleri mi, kara sistemleri mi, bunlar bayağı böyle bir sağlam bir sipariş Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelebilir diye düşünüyorum. Yani bir şey yorumlayacağınız zaman biraz fazla uzun bir video oldu ama dış ilişkilerden başlayıp askeri olaylara, işte savunma sanayine buradan bakmak lazım. Bir de tabii şöyle bir önemli bir parantez açmak istiyorum. Uzun yıllar Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Konya'ya gelirdi. Hatta dediğim gibi F-16 geçiş eğitimlerini biz verdik Birleşik Arap Emirlikleri pilotlarının. Konya'ya gelirdi ama son dönemde rota Girit'e, Yunanistan'a çevrilmiş durumda. Yunanistan kendi bir elektronik harp merkezi, S-400 hava savunma sistemlerinin radarlarıyla falan birlikte bir yeni bir eğitim sahası açtı. İşte bu sahaya bir bakıyorsunuz, işte Amerika geliyor, İngiltere geliyor, İtalya geliyor, Fransa, özellikle Fransa çok yoğun geliyor. Ama bölge ülkelerinden de Birleşik Arap Emirlikleri de geliyor, Suudi Arabistan da geliyor, İsrail de geliyor. Ve burada da bayağı bir eğitim var. Belki önümüzdeki aylardaki dönemlerde bu eğitimleri tekrar Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı belki Konya'ya çekebiliriz. Ama şu var tabii, bölgede Fransa, Yunanistan'ı, özellikle bu Türkiye'nin mavi vatan konsepti, Akdeniz'de doğalgaz veya yeraltı kaynakları aramada durumlarındaki yaklaşımlarında böyle bir Fransa, Yunanistan'ın epey arkasından durarak bu konsorsiyumu da organize ettiğini, bunların arkasında durduğunu da ifade etmemizde fayda var. Dediğim gibi işte uluslararası ilişkiler savunmaya, her şeye etki ediyor. Kimse kimsenin çok böyle benim canım benim dostum kardeşim değil. Herkes çok net bir şekilde çıkarlarına bakıyor. Onu engelleyen birisi varsa bir düşmanının düşmanı hemen dost haline gelebiliyor. Bu da zaten uluslararası ilişkilerinde bir bakıma temelini oluşturuyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fransa'dan 19.2 milyar dolarlık Rafale alımına baktık. Rafale'la birlikte 12 adet de Caracal olarak adlandırılan H-225M helikopteri ve mühimmatlar alındı. Bunu da belirtelim. Bunun arkasında da gerçekten bu Amerika'ya karşı şöyle bir adımıydı Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Fransa'da tabii çok memnun. Niye? Avustralya uzun dönem Fransız denizaltı imalatçılarıyla dans etti. 60 milyar dolarlık denizaltı alımı vardı ama bir anda proje iptal etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Avustralya'dan Fransa çok ciddi bu konuda kazık yemiş durumda. Onun da işte yavaş yavaş acısını Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Hırvatistan falan gibi havacılık alanında çıkartıyor gibi duruyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Bizlere detaylı havacılık savunma konusundaki haberlere tolgozbek.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Lütfen bizi sosyal medya üzerinden de takip edin. Daha hızlı ulaşın haberlerimize. Telegram grubumuzda sizlerin ilgisini bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.